Zamanın birinde Murat Ağa diye bir adam yaşarmış. Bu Murat Ağa, Nasrettin Hoca'nın yaşadığı kasabanın en zenginlerinden biriymiş. Ağa hep aklı ve zekası sayesinde zengin olduğunu düşünür ve kendiyle övünürmüş. İşine geldiğinde hocaya danışır, işine gelmediğinde ise onu dinlemezmiş. Sadece cuma günleri camiye gider gelirmiş. Murat Ağa'nın 3 katlı, kocaman bahçeli, çok lüks bir evi varmış. Bütün altınlarını ve paralarını da bu evin bahçesinde saklarmış. Cuma günleri camiye gelip de hocanın doğruluk ve dürüstlükle ilgili sözlerini dinlerken işine gelmediği zaman "Hoca efendi, sen dünya işlerine karışma, din ve dünya işi ayrı" dermiş. Günlerden bir gün Murat Ağa'nın evinde yangın çıkınca koşarak camiye gelmiş. O sırada herkes öğle namazından çıkıyormuş. Ağa hocayı görünce "Hoca koşun yardım edin, evim yanıyor" demiş. Bunu duyan Nasrettin Hoca durur mu? "Bana din işleriyle dünya işleri ayırmamam gerektiğini sen öğrettin. Mesela bu yangın benim asla karışmamam gereken bir dünya işi" demiş. Hatasını oracıkta anlayan Murat Ağa Nasrettin Hoca'dan özür dilemiş. Daha sonra da el birliğiyle ağanın evinde çıkan yangını söndürmüşler. O vakitten sonra Murat Ağa bütün mal varlığını kasabadaki yoksullarla paylaşmaya, ihtiyacı olanlara yardım etmeye başlamış. Bu sayede Nasrettin Hoca ile aralarında yıllarca süren dostluğun temellerini atmış olmuşlar.